Da açı ve uzunluk değişmez. Bazen katlanmış şekli geri açabilirsiniz arkadaşlar. Daha kolay olacaktır. Bakın mesela burada katlanmış şekli geri açıyorum. Açı böyle. E burada bakın yine böyle. E o zaman bu 90 derece. Sonra bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Buraya A diyorum. Buraya A diyorum. Buraya 24 eksi A diyorum. 4 kök diyorum. Şimdi A kare eşittir. 24 karesi. 24'ün karesi olarak yazacağım. Eksi 48a artı a kare artı 48. A kareler gitti. 48a eşittir. 24'ün karesi artı 48. Her iki tarafı 48'e böleceğim. Burası 24 çarpı 24 olduğu için 12 gelecek. Buradan da 48 artı 1. Evet a buradan 13 oldu. Bak daha kolay böldük. Şimdi artık burası 13. Burası da 13. Burası da 11. Böylece bu dörtgenin alanı arkadaşlar şuraya S buraya S buraya da T dersek aslında S artı T'ye eşit. Şimdi S'i nasıl buluruz? Aslında 2S'in yarısı yani şu üçgenin alanını alacağım. O da 4 kökü çarpı 13 bölü 2. Normal üçgenin alanı bir daha 2'ye böleceğim. 2S değil de S'i bulmak için. Dolayısıyla 13 kök 3 oldu. Bu t'nin alanı arkadaşlar t kök 3 4 kök 3 pardon çarpı 11 bölü 2'den burası da 22 kök 3 oldu. Toplamları 35 kök 3 yaptı D şıkkı. A, F, 2 e katı denmiş. O zaman burası da böyle B'ye 2B olur. Hipotenüs bir dik kenarın 2 katı olduğuna göre 30-60-90 üçgen olacak. Buralar böyle 30-30 olur. Burası da arkadaşlar 30. Artık şu dörtgende iç açılar toplamı 190, 30, 220, 140 derece C şıkkı. Şöyle tabanları A'ya 2A ya yazayım. Şimdi bakın buraya 2S dersem buraya S diyeyim. Şuraya T diyeyim. Buraya da 2T diyeyim. Tamam mı? Şimdi burada 2T artı 2S'i bulabiliriz aslında. Kaça eşit? Şurayı vermiş herhalde AC'yi bakın. 4 kök 2. 4 kök 2 çarpı 6 bölü 2 sin 45 kök 2 bölü 2. Bunlar gitti. Haliyle 4 çarpı 6 12 oldu. 2S artı 2T 12 olduğu için T artı S de 6 oldu arkadaşlar. Toplam alan böylece 18 geldi. 6, 8, 10 üçgeni var burada bu şekilde. 6 çarpı 8 bölü 2'den burasının alanı 24. Ee, sonra burasının alanı böylece 12 oldu. Şimdi ikizkenar kenar bir üçgen olduğu için şöyle dik indiriyorum. Böylece bakın e, biraz böyle hani görüntüsü çok öyle gibi görünmeyebilir ama burada bir kelebek benzerliği var. Onun 5'e oranından dolayı şu ET dersem ET 3, TC de 3. Haliyle arkadaşlar bu üçgenin dalanı e, 4 burası. 4 çarpı 6 bölü 2'den 12. 12 olduğu için alanlar oranın tabanlar oranı tabii ki burası da yine 24 olacak. Toplam alan 48, 24 daha 72 C şıkkı. Dörtgenin köşegenleri dik kesiştiğinde karşılık kenarların kareleri toplamı eşitti. Şimdi şuraya A diyelim. Buraya da A diyelim. Bakalım şimdi arkadaşlar. Büyük dörtgende şöyle bakarsanız ee, A kare artı A kare eşittir 81 artı x kare Tabii buna soru işareti bilmiyoruz ama şimdi bir de küçük dörtgende yine aynı şeyi yaparsak 16 artı a kare eşittir 49 artı x kare Burada da arkadaşlar iki tane denklemimiz olmuş oldu. bize x lazım değil mi? Artık a kare gördüğüm yere şunu yazabileceğimi biliyorum. 33 artı x kare. Haliyle 2A kare gördüğüm yere bunun iki katını yazarsam 66 artı, 2x kare eşittir 81 artı x kare. x kare eşittir 81'den 66 çıktı 15. Böylece x kökü 15 b şıkkı. Şimdi f k birleştiriyorum. k l'yi birleştiriyorum. Böylece orta noktaları birleştirdiğimizde bu e f, k, L bir paralel kenar oluyor arkadaşlar. Paralel kenar olunca da burası 60 derece ise tabii ki şöyle 120 derece. Karşılık kenarlar eşit 7. Bundan sonra Cos teoremi yapalım ya da böyle 120 derecede dışarıdan tamamlayalım fark etmez. 60, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kö3 48 artı 121, 169 eşittir x kare, x eşittir 13. Şimdi arkadaşlar burada AC'ye 2 kök 6 demiş. E, DC'ye 3 kök 2, AE'ye de 4 kök 2. Köşegenler dik kesiştiğinde şöyle bakın. Karşılık kenarların kareleri toplama eşit oluyordu ya. Buna benzeteceğiz. O yüzden alacağım. Şu E'yi sola katlayacağım. E üssü diyeceğim. Şunlar böyle birbirine eşit tamam mı? Sonra bu D, E üssü de yine X olur katladığımız için. Şimdi arkadaşlar dc'yi de aşağı katlıyorum. Dikkat. D, alıyorum. Böyle bakayım. Evet katlıyorum böyle. Buraya da D üssü diyeceğim dc ile d üstü c de birbirine eşit. dc e, 3 kök 2 olduğu için yine d üstü c de 3 kök 2. Sonra arkadaşlar aynı şekilde artık ikizkenar üçgen geriye e üstü d x ise e üstü d üstü de yine x'tir. Bakın şöyle bir görüntü artık. Şuradan bir kalemi rengini değiştireyim. Şu üçgenlerden oluşan Bakın yeni dörtgen köşegenleri dik kesişen bir dörtgen. Ve A E'nin de 4 olduğunu bildiğim için artık söyleyebiliriz. 16 artı 18 eşittir. 24 artı x kare x buradan kök 10 geldi d şıkkı. 90'lar olduğu zaman arkadaşlar bir oraya alfa beta demek lazım. Hele bir de ikizkenar üçgen buradan da dikindiririz. Tam da oldu işte. Birinci üçgenin alanı şuraya 9, 9 dersek 9, 12, 15 ee, ne olacak? 18 çarpı 12 bölü 2 artı ikinci üçgenin alanı arkadaşlar 10 çarpı 18 bölü 2 sinüs ee, beta. Sinüs beta kaç? Burada 9 bölü 15. Bir tek bunları toplamak kaldı artık o da 162e şıkkı. Şimdi burada klasik ezber mantıklı arkadaşlar paralel çekeceğiz. Buradaki orta noktaya doğru. Şimdi TF orta taban, ET orta taban olacak. AC 32 olduğu için ET 16, DB 20 olduğundan TF de 10. Çünkü bunlar bakın birer orta taban. TF DB'nin orta tabanı, ET de AC'nin orta tabanı. Şimdi yöndeş açıdan dolayı 120 derece. Paralel iki doğru arasındaki açıların toplamı 180, 60 oldu. Ee, buradan 16 10 bizden beklenen EF. E, ee, buradan sonra ister kos teoremi ister şey yapın e, dik indirin. Ben göstereyim şöyle 16 10 burası 60 derece EF'yi bulacağım. Şimdi şöyle bir dik indireyim. Buraya 8 diyelim. Buraya 2. Burası da arkadaşlar 8 kök 3, 64 çarpı 3. 192. 4 daha Şimdi burada 69, 23 arkadaşlar nasıl e, yapabiliriz bir bakalım. Şimdi 69, 20, 74 daha 140, 140 kaç yapıyor? 3 yapıyor. O zaman buraya 37 kalıyor. Valla şu toplamalar geometriden daha zor geliyor bana ya. 37 oldu arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım bakın şunu fark ettim. Buradan bir 37 koparacağım. Neden biliyor musunuz? 37, 23 daha 60. Güzel bir açı. Buraya kaç kaldı? 32. Şimdi haliyle arkadaşlar 37, 23 daha burada kaç? 60. Şunlar birbirine eşit ya. Birleştir. 60. Burası da böyle 60. Sonra zaten kendimiz şöyle bir DFFB eşitliği yaptığımız için arkadaşlar. Kendiliğinden bakın FC FB'ye eşit geldi. Bu arada 32 71 74 daha 106 yapıyor. Şuraya 46 kalıyor. 46'yı 180'den çıkartırsak 134. 134'ü 2'ye bölersek 67. 60 67 o zaman 127 oldu E şıkkı. Şimdi arkadaşlar A'lı E'yi birleştirirsek muhteşem üçlü. E ile C'yi birleştirirsek muhteşem üçlü çünkü bize BE, ED'ye eşit demiş. Şimdi bir de AF de FC'ye eşit demiş. O zaman iki kenardan AEC e, eşit olduğu için taban tabana inen doğru diktir. Bu arada BE eşit ED eşit. Aslında bu bir noktadan çıkan en az 3 doğru birbirine eşitse çember belirtir ve E noktası bir çemberin merkezidir arkadaşlar. Bu yüzden çevre açı 60 derece olduğu için Burası da 120 derece olacak merkez açı. Şimdi BE ve ED'nin 12 olduğunu bildiğimiz için buralarda 12. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 oldu. E şıkkı.